Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Speak Out kitabı Elementary ünite 6 birinci bölüm dinleme metni yapacağız. Bu dinleme metni ünlü kişilerle ilgili. Bu videoda kitabın bu bölümündeki dinlemeye çok benzeyen başka bir dinleme metni yapacağız. O da yine ünlü bir kişiyle ilgili. Dinlemeyi yaparken bir alıştırmamız var. Daha sonra dinleme bittikten sonra başka bir alıştırmamız var. Son olarak size bu videonun sonunda dinleme becerilerinizi geliştirebilmeniz için bazı kaynaklar önereceğim. Özellikle bu konuyla ilgili. Dinleme metnimiz Pablo Picasso ile ilgili. Pablo Picasso'yu tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Onunla ilgili bilgilerinizi bir tazeleyiniz. Bilmiyorsanız kaynaklardan biraz araştırma yapınız. Ya da dilerseniz 1-2 dakika Picasso ile ilgili birkaç cümle kurunuz dinleme yapmadan önce. Burada videoyu durdurup bunu yapabilirsiniz. Ben dinleme metniyle başlayacağım. Dinlemeyi yaparken cümleler sırayla gelecek ve siz dinleme metninde duyduğunuz seçeneği işaretleyeceksiniz. Hangisini duyduysanız. Şimdi dinlememizi başlatıyorum. Cümlelerimiz de geliyor. I'm listening on Pablo Picasso. Pablo Picasso, 1881 to 1973, is probably one of history's most famous names. He was a Spanish painter and sculptor, and perhaps the most recognized figure in 20th century art. He is best known for starting the Cubist style. Among his most famous works is the painting of the German bombing of the Spanish city of Guernica during the Spanish Civil War. Picasso was born into a middle-class family. He took after his father, who was also a painter and a professor of art. From the age of 7, Picasso had formal art lessons from his father. Picasso threw everything into art, and his school grades went down. Aged 16, the family sent Picasso to study at Madrid's Royal Academy of Art. Picasso moved to Paris in 1900. It was difficult for him to make a living. In 1911, he was questioned by the police for stealing the Mona Lisa. In the summer of 1918, Picasso married ballerina Olga Koklova. She introduced him to the rich people of Paris in the 1920s. He became a celebrity and a very respected artist. Picasso also acted in movies and always played himself in his film appearances. He became famous for his anti-war views. His painting, Guernica, showed the horror of war. He publicly opposed America's involvement in the Korean War. Evet, dinleme metnimiz bu kadar. Doğru seçeneği işaretlediğinizi düşünüyorsanız cevaplara bakınız. Eğer tam olarak anlamadıysanız bir daha dinleyip soruları bir kez daha yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi cevaplara geçebiliriz. Birinci sorunun cevabı most, ikinci sorunun cevabı in, üçüncü soru works, worker gibi bir cevap vardı, o değil, o işçi demek. Work sözcüğü burada eser anlamında kullanılmış. Dördüncüsü into olacak, onto diye bir cevap vardı, o yanlış. Bunlar kalıp biliyorsunuz, was born into şeklinde kullanılıyor. He took after his father, took after sözcüğü var burada geçen, öğrenmeniz gereken. It was difficult for him to make a living, for him olacak. Birisi için bir şeyin zor gelmesi anlamında. Bir şey yapmak zor geliyorsa o zaman to kullanıyoruz. Bir kişi için ise for kullanıyoruz. Yedinci sorunun cevabı with ve by vardı. Doğru cevap by olacak, polis tarafından anlamında. 8. soruda doğru cevap rich. 9. soruda respect ve respected sözcükleri verilmişti. Respected doğru olan, sayılan anlamında, saygı duyulan anlamında. 10. sorunun cevabı wheels olacak. We were gibi bir cevap vardı aynı zamanda, o değil, bu olacak. We were izleyici anlamında, wheel sözcüğü görüş anlamında, düşünce anlamında kullanılıyor. 11. sorunun cevabı horror olacak.
Horrible diye bir sözcük vardı, dikkat edin, hatırlarsanız. Horrible korkunç demek. Horror korkulu yanları anlamında, savaşın korkulu yanını, korkutucu tarafı anlamında kullanmış burada. Vahşet de diyebiliriz. Evet, dinleme metniyle ilgili ilk alıştırmamız bu kadar. Şimdi metinde geçen bazı kelimelerin eş anlamlısı bulmanız isteniyor. You'll match the words below with their synonyms. Birden 6'ya kadar sözcükleri yandaki sözcüklerle eş anlamları bulacak şekilde eşleştireceksiniz. Bu dinleme metninde geçen kelimeler bunlar. İsterseniz metni bir daha dinleyin. Bu kelimelere odaklanarak bu sefer. Ya da bildiğiniz kadarıyla yapın. Ben cevapları size söyleyeyim. Evet. Cevapları yaptıysanız, soru yaptıysanız cevaplar şunlar. Probably, maybe ile eş anlamlı, belki anlamında, olasılık anlamında, muhtemelen diye çevirebiliriz Türkçe'ye. İkincisi, recognized, tanınmış anlamında, bilinen, known sözcüğüyle eş anlamlı. Üçüncüsü, great sözcüğü. Picasso'nun okuldaki notlarından bahsediyordu. Great, okul notu demek. Mark, çok benzer bir sözcük. Dördüncüsü, Picasso'nun babasına çok benzediği, babası da bir artistmiş biliyor, sanatçıymış biliyorsunuz. Took after, was similar to, benzemek anlamında kullanılan bir sözcük. Ona çekmek diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bu bir deyim. Beşincideki work kelimesini açıklamıştım dinlemeyi yaparken hatırlarsanız. Eser anlamında kullanılıyor. Pieces of art, piece, parça, eser, sanat eseri gibi çevirebiliriz eş anlamlısı. Make a living, yine Picasso'nun başka bir şehre eğitim için gittiği zaman make a living gibi bir sözcük geçmişti. Oradaki anlamı da hayatını sürdürmek, devam ettirebilmek anlamında survive sözcüğüyle eş anlamlıdır diyebiliriz. Bu sözcükleri tam duymadıysanız yine tekrar dinlemeyi bir kere daha yapıp bu sözcükleri duyacak şekilde bir dinleme daha yaparsanız böylece bu sefer bu sözcükleri öğrenmiş olursunuz. Şimdi size başka kaynaklar önereceğim. Öncelikle kitabımızın zaten destekleyici materyali olarak supplementary packlerimiz, ünite 6 ile ilgili olan kısmı yapabilirsiniz. My English Lab Speak Out Elementary dinleme bölümü 6.1 ünitenin 6. ünitenin 1. bölümünde yine var. Üçüncü olarak size önerebileceğim çok beğendiğiniz bir sanatçı, bir şarkıcı ile ilgili, onun hayatı, geçmiş yaşamı ile ilgili bir yazı yazabilirsiniz. 50-60 sözcüklük mesela. Daha sonra yazdığınız bu metni kendiniz konuşuyormuş gibi seslendirip sesinizi kaydedebilirsiniz. Böylece daha sonra onu dinleyip hani nasıl konuştuğunuza bir bakabilirsiniz. Bunun konuşma becerinizi geliştirmek için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Size önerebileceğim başka diğer dinleme kaynakları şunlar. Famouspeoplelessons.com. Burada alfabetik olarak gördüğünüz gibi ünlü kişiler sıralanmış. Bu kişilerin üstüne tıkladığınız zaman onlarla ilgili dinleme metinleri, yazılar, kelime alıştırmaları, okuma parçaları bulabilirsiniz. Buradan bir yazar, bir actress, bir player seçip onunla ilgili alıştırmaları yapabilirsiniz. Böylece geçmiş zamanla ilgili bilgilerinizi de bu ünitede vurgulanan geliştirmiş olursunuz. Dinleme becerinizi de geliştirmiş olursunuz. Yine size başka önerebileceğim kaynak, yukarıda linkini verdiğim. Burada da ünlü kişilerle ilgili dinleme metinleri, okuma metinleri, yine alıştırmalar, kelime alıştırmaları var. Bunları yapmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.